İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Taha-yı Hakkari rahmetullahi aleyh. Söz dinleyen kazanır. Taha-yı Hakkari ki ilim ehli büyük zat. Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat. Söz dinleyen kazanır. Kaybeder dinlemeyen. Bu yolda yükselemez, hemen peki demeyen. Bir sözün dinlenmesi, kabul görmesi için, ihlasla söylenmesi lazım gelir o işin. Onu dinleyenler de, dinler ise ihlasla, o itibar görür ve havada kalmaz asla. Bu dinin temeli de, ilim, amel, ve ihlas. İhlassız amellerden faide hasıl olmaz. Şeytan da alim idi. İhlası yoktu fakat. Huzuru ilahiden bu yüzden olundu tart. Bir günde buyurdu ki yine bazı gençlere, asla zamanınızı geçirmeyin boş yere. Bir araya gelince okuyun, sohbet edin. İhlası arttırmaya sayu gayret gösterin. Dedikodu ve gıybet öldürücü zehirdir. Bu derde yakalanan helake sürüklenir. Günahınızı değil, arttırın ecrinizi. Zira dine tam uymak kurtarır ancak sizi. Bu dünya bitecektir, belki de biraz sonra. Kaç kişi kurtulur ki, bir deprem olsa zira. Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Zira dünya hayaldir. Bir gün sona erecek. Bu hayale bakıp da aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Peygamber Efendimiz hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Eyvah der çoğu insan uyanınca ne var ki? İş bitmiş, olan olmuş. Çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Hak Teâlâ bizlere bahşetmiş türlü nimet. Dünyada İmtihana tabiiz bizler elbet. Hep günah işlemekle harcanırsa bu ömür, bulunur mu mahşerde bir bahane ve özür? Bir günde buyurdu ki, din rehbersiz olamaz. Yani rehber olmadan kurtuluş mümkün olmaz. Rehber gemi gibidir. Kim binerse kurtulur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Bir rehbere ihtiyaç duymazsa biri eğer, o koca okyanusu yüzerek geçmek ister. Sonunda mağlup olur o korkunç dalgalara. Tez zamanda boğulup yem olur balıklara. Halbuki gemi hazır, binmiş olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise,
dünya ve ahirette rahat eder o kimse. Olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise, dünya ve ahirette rahat eder o kimse. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Sırrı-i Sakati Kuddüs-i Sürur buyuruyorlar ki, şu üç şey Allah-u Teala'yı çok üzer. Bunlar vakti boşa geçirmek, insanlarla alay etmek ve gıybet etmek buyuruyor Sırrı-i Sakati Kuddüs-i Sürur. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hayırlı günler hocam, nasılsınız? Hayırlı günler, teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz hocam, çok şükür. Öncelikle çok sıkıntıda, hem sizden dua istiyorum kendim için. Rabbim sıkıntını hayra tebdil etsin, ferahlık versin, kalbini genişletsin inşallah Teala. Allah razı olsun hocam. Benim bir sorum vardı hocam. Ben bir iş yerinde çalışıyordum. Dedikodular yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Hak etmediğim bir muamele gördüm diyelim. Ve ben de o kişiye gerçekten çok beddua ediyorum. Yani benim düştüğüm duruma düşsün diyorum. Bu günah mı? Kendimi buna şey yapamıyorum. Hani engel olamıyorum. Çok canımı yaktı. O yüzden beddua ediyorum. Bunun günahı var mı? Ve o kişinin hakkına giriyor muyum? Beddua ederek. Bunu soracaktım hocam. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bazı adamlar var, şeye çıkıyorlar, televizyonlara falan, ilahiyatçı. Böyle sanki kendisi hakemmiş gibi, kadıymış gibi. İfadelerde, Eshab-ı Kiram zamanında, tabi'in zamanında olan hadiselerle ilgili. Ya Muaviye burada işte, ya, yanlış yapmış işte falan. Muaviye haksız burada. İşte Hazreti Ayşe'ye de demişler ki, şöyle demişler. Keşke yapmasaymış onu falan. Ben olsam yapmazdım falan gibi. Böyle Eshab-ı Kiram'ı, bizim değer verdiğimiz, Ehl-i Sünnet'in değer verdiği, bugüne kadar hep değer verilmiş olan isimleri kötülemeye çalışıyorlar. Böyle insanların itikadını sarsmaya çalışıyorlar. Mesela Hazreti Muaviye ile ilgili olarak bizim kötülememiz mi gerekir? Şimdi çocukken duyduğum bir şey var da, babaannemler kuşağı, annemler kuşağı falan, Allah-u Teala rahmet eylesin. Tam sopalık adam derler, tamam mı? Yani tamam işte. Böyle şey yaptığı zaman tam sopalık adam. Benim aklıma geliyor bu cümle de zaman zaman. Fakat Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca öyle demiyorum. Cehennem olduğunu diyorum. Öyle yani, sopayla dövsen ne kadar şey yaparsın ki? Bunun cezası ancak cehennemdir. Çünkü dünyadaki hiçbir ceza, çünkü bunun karşılığını aynı şekilde ödeyemez. Böyle ukala, din adına, din adamı sıfatıyla Eshab-ı Kiram alimdan efendilerimizi affalacak, şey yapacak, kendini ondan üstün görecek, böyle acayip şeyler şeyde de yani bugün herkes tarafından çok kimse tarafından değer verilen, hatta biz İbn Hatip okulunda okurken Kur'an-ı Kerim'den sonra onun şiir kitabı İkinci sırada gelir. Mehmet Akif'in Safahat kitabı. O Çanakkale şiirinde derlerdi. Öyle derler. Öyle derlerdi. Çanakkale şiirinde buna benzer bir ifade şey yapıyor. Çanakkale Savaşı'ndaki oradaki erleri övüyor. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı ifadesini kullanıyor. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani biz onlardan çok üstünüz. Sen şimdi rehber edindiğin adam bunu kullanırsa, bunu rehber edinen kimse daha beter mi söyleyecek? Değil mi? Bunu daha beter mi söyleyecek? Mehmet Akif'in zaten tarlasını sürmüşler. Hı-hı. Fransızlar sürmüş, İngilizler sürmüş. Tabii. Dolayısıyla öyle dini konularda rehber alınacak birisi değil. Değil. Baştan.
İkinci Abdülhamit Han, Cennet Mekan Hazretleri karşı gelenlerden de bu. Tabii. Bir de iğreniyor yani. İğrenç ifadeler kullanıyor. Hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Yani. Hakaret ediyor. Said Nursi de öyle. Elmalı Hamdi de öyle. Şimdi biz bu isimler söylüyoruz ya. Hemen bazılar toy kuruyor falan. Arkadaşım toy kuramana ne gerek var? Ne gerek var? Ya aç bir oku. Efendim işte şöyle bir. Ya ben daha İmvatı Okulu'ndayken. Yani hakikaten o zaman şey yapıyorduk. Muhabbetimiz vardı, sevgimiz vardı falan. Herkes tarafından şey yapıldığı için. Safahatı aldım. Okuyordum yani. İstidat şiiri var. O şiire gelince durakladım. Diyor ki orada şeriat diye bizi 33 sene korkuttu bir ötlek. Ötlek dedi Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri. Şimdi Usta Bey, benim babaannemin okuyup yazması yoktu. Yani duyarak öğrenmişti çok şeyleri. Derdi ki devam duyardım. Abdülhamit gitti, bereket de gitti derdi. Oğlum derdi, bir dedi işte hürriyet hürriyet diye dedi bizim köy, oradaki 15 tane köyün merkezi bir yer. Oraya İttihat ve Terakki bir çadır kurmuşlar, hürriyet geldi, hürriyet geldi falan. Ben de babaannemin doğum tarihini işte 3 aşağı 5 yukarı oradan çıkarmıştım. Nereye dedim? Sen kaç yaşındaydın o zaman? Oğlum herhalde 7-8 yaşındaydım. 1908 olunca dedim babaannem 1900 doğumlu. Evet. Çünkü doğum tarihi falan yok. O yaşta kadınlara sorarsın. Nene kaç yaşındasın? Ne bileyim oğlum doğdum da beri yaşıyorum. Öyle doğdum. Çolak Ahmet Muhtar olduğu zaman doğmuş. Doğdum da beri yaşarım. Verecekleri cevap böyleydi. Yani Abdülhamit Han'ı rahmetullahi aleyh. Yani ben babaannemden duyardım. Babaannemden duyardım. Ya o kadarcık bilgim. Yani o kadarcık babaannemden duydum. Onun için annemle babalar dedilerinden çok önemli bilgi. Seneler sonra daha hiç kimseyi başka bir kitap okumadım, başka bir şey yapmadım. Safahatı okuyorum orada. Ve tabii babaannemin öyle demesi sebebiyle ben meraklandım. Mesela Necip Fazıl Kısaküre'nin Sultan Vahidettin Han'la alakalı bir kitabı çıktı. Ben çarşıya gidinceye kadar satın alacaktım o kitabı. Toplatıldı, yasaklandıydı Vahidettin Han hakkında. Yani senelerce okul kitaplarında hala vatan haini diye şey yapıyorlar. Kızıl Sultan diye. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'nde Kızıl Sultan diyorlardı. Abdülhamit Han hakkında da aynı şekilde yazılar vardı. Çünkü Seyit Abdülhakim Arvi Hazretleri'ni o dinlemiş, öğrenmiş. Ki daha sonra aynı şekilde bizim elimize Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitapları geçti. Ondan sonra detaylı bir şekilde Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri Halife-i Müslümin, evliya bir zat. Sen böyle bir zata Şeriat diye bizi 33 sene korkuttu bir ötlek diyorsun. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Mısır'a kaçtın gittin. Ondan sonra aynı şekilde Kur'an-ı Kerim tercüme ettin. Sonra yaktın. Senin aynı şekilde damadın. Şeyle Kur'an-ı Kerim tercüme ediyordu. Yok kitaplarda diyorsun. Ben Milliyet'te bile okudum onu bir zamanlar. Milliyet gazetesi de okudum. Adam diyormuş ki bugün işte şu cüzü bitirdim. Para verdiler akşam kafayı çekelim. Diyen adam. Böyle birisi. Peki damadının yaptığı ondan sorulur mu? Sorulmaz. O ayrı bir mesele. Ama bir kere kendisinin rotası bozuk. Zihniyeti gösteriyor. Zihniyeti gösteriyor. Şimdi Said Nursi, Said Nursi diyorlar. Ya Said Nursi işte ayet-i kerimeleri efendim işte ilham geliyor, bilmem ne geliyor falan anlamıyor. İşte öyle açıkladı kafasına göre. Nakil yok kitaplarında. Nakil yok. Kendi kafasına göre açıkladı. Peki onu sevenler ne yaptı Mustafa Bey? Onu sevenler de kendi kafasına göre açıklamaya başlamadı mı? Ondan sonra Hristiyanlığı da İslamiyet'i birleştirip işte dinler arası diyalog denen işte Fethullah Gülen'in çıkardığı başörtüsü füruattır demeye başladılar. Demeye başladılar. Yani zıvanadan çıktı. Öbür tarafta aynı şekilde ilahiyat fakültelerinde bakıyorsun bir zamanlar mesela Tayyar Atatürk'ün milletvekili falan oldu. Onun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu namaz vakitleriyle oynandı biliyor musun? Onun zamanında oynandı. Değiştirdi. Bunu değiştirdi. Ki bunlar İbn Abi'nin sözünü duymaya tahammül edemeyen bir tayfa. Böyle bir grup. Ve bunların yetiştirdikleri nesiller. Sonra bir bakıyorsun ki hepsi zıvanadan çıktı. Şimdi köle mezhep neymiş diyor. Kaynak Kur'an. Peki yani bu adamlar, yani bu nesil durup dururken mi çıktı?
Durup dururken çıktı. Dolayısıyla bu isimleri sorgulamak mecburiyetindeyiz. Bizim önümüze rehber diye koydukları, biraz önce şiirlerle menkıbelerde bu anlatılıyordu. Rehber sağlam olması lazım. Rehber bozuksa seni de bozuk yere götürür be arkadaşım ya. Sen Abdülhamid'in Cennetirken Hazretleri'ne böyle dersen, Eshab-ı Kiram'ın şanını aynı şekilde, işte Bedir'in aslanları bu kadar aynı şekilde şanlıydı gibi böyle abur cubur şeyler söylersen sana tabi olanlar daha beterini söyleyecek. İşte bugün aynı çektim. Ben olsam onun yerinde yapmazdım. Bu da yanlış yapmış ya falan. Sen köy odasında mı konuşuyorsun? Köy kahvehanesinde mi konuşuyorsun be adam ya? Sen kimsin bir de ya? Evet, sen kimsin? Sen kimsin? Tam o zaman göre, olan bir hadise. Bana göre, bana göre. Bunun için de biz senelerdir diyoruz ki bak, tam İlmihal Saadet'i ebedi kitabı, Hakikat kitabını yayınladı. Bu kitaplar mutlaka eve girmesi ve bunların okunması lazım. Aksi halde sorar durursun. Efendim şu nasıl, bu nasıl? Ya benim sormama gerek yok artık. Şablonu yakaladıktan sonra, efendim şu isim nasıl? Bozuk. Adamın yazdığı kitaba veyahut da gazetede yazıyorsa, televizyonda, radyoda konuşuyorsa, o konuşmasından birisini dinlediği zaman bu adamın aynı şekilde bozuk olduğu çıkar. Bir daha da ona dönüp bakmazsın. İkide bir aynı şekilde efendim şöyle söyler mi? Peki efendim işte şu sözü de yanlış mı? Bozuk saat bile 24 saat içerisinde iki defa doğruyu gösterir ya. En azından bir defa gösterir yani. Değil mi? Evet. Bir defa gösterir. Aynen. Bunların ağzından da, kafirin ağzından bile de hak söz bazen çıkmış olabilir. Ama bir tek hak söz çıktı diye bu adamın yaptıklarının hepsi doğru, söylediklerinin hepsi doğru. Bu adam kılavuzdur, rehberdir, bunun peşine gidelim denmez. Onun için de hani zaman zaman naklediyoruz. Emre abiler anlatmışlardı. İşte hocamızın akrabalarından mı, kendi yaşına yakın birisi böyle ziyarete gelirmiş falan. Mübarekler de kabul ederlermiş falan. Ama dedi, o çok konuşur dedi. Arada mübarekler fırsat bulursa işte Efendi Hazretleri buyurdu ki diye. Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri talebelerinde bir kısmı Efendi Hazretleri diye hitap ederlermiş. Hüseyin Hilmi Efendi, Kudüs'e soru, Efendi Hazretleri diye hitap ediyor. Efendi Hazretleri'nden nakiller yaparlarmış. Adam bir gün dikkatini çekmiş ya demiş. Sen demiş ağzını açın dedim. Hocam diyorsun demiş. Sen hocandan ne öğrendin? Hemen abi eyvah dedi. Yani dedi mübarekler dedi, hocasının öğrendiğini anlatacak olsa günler, aylar, haftalar yetmez. Ama mübarekler olmuşlar ki ben bir tek şey öğrendim. Allah Allah demiş adam. Ne öğrendin? Kimse bilir, kimse bilmez. Kimse bilir, kimse bilmez. Efendim ben Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala an Hazretleri'ni seviyorum. Ebu Cehil'i sevemezsin. Adem aleyhisselamı seviyorum. İblisi sevemezsin. Olur mu canım, biz işte o ayrı bu ayrı dediğin an senin kalbin berbat. Hiç böyle eğip büyüme. Kalbin fesat yuvası. Senin sevgin de sevgi değildir. Öyle Allah düşmanıyla Allah dostluğunu aynı şekilde bir kabın içerisine koyarsan zaten konmaz. Zaten konmaz. Mümkün değil. Demek ki koyduysan senin kalp bozuk arkadaş. Senin kalp bozuk. Önce onun tedavisi lazım. Çünkü hubbu fillah, budu fillah var. İmanın altı şartından önce iki şart bildirilmiş. Birisi gayba iman, diğerisi hubbu fillah, budu fillah. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah-u Teala'nın düşmanını sen översen, efendim ben ilahiyatçıyım bilmem ne, beş para etmezsin arkadaşım ya. Olmaz. Yani şimdi mesela Vehhabi ile şeytana lanet edemiyor. Niye? Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz'in huzuruna ne ciddi bir ihtiyar şeklinde gelmiş. Dedeleri kabul ediyor kendilerini. şeytana söylemiyor. Dedi uzatmıyorlar şeytana. Şey yapmıyorlar falan. Sen şimdi hem şeytanı seveceksin hem Allah-u Teala'yı. Hem şeytanı seveceksin hem Adem Aleyhisselam'ı. Hem şeytanı seveceksin hem Muhammed Aleyhisselam'ı seveceksin. Geç onu aynı şekilde. Yani ben Zemzem'i çok seviyorum ama Kezzap'la karışımını daha çok seviyorum der gibi bir şey yani. Zemzem'in içerisine Kezzap katıyorsun ya da idrar katıyorsun, necaset katıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben işte bu ikisini de seviyorum falan. Necaset yemeye devam et, idrar içmeye devam et. Seni kurtarmaz bu. Onun için de Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz için, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz için, dil uzatanlar için. Şimdi Muhammed bin Kutbettin İzliki Hazretleri bu Miftahul Cennet Mızraklı İlmihal kitabında değil Eshab-ı Kiram'ı, Ehl-i Sünnet alimleri Evliya-i Kiram'a dil uzamak afattır. Mübarek ihtiyatlı yazmış. Yani her an düşebilirsin. Muhyiddin Arabi Hazretleri hiç böyle dümdüz yapmış. Ya bırak Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizi, İslam alimlerine Evliya-i Kiram'a dil uzatan imanı gider buyuruyor. Eshab-ı Kiram'ı söven, Eshab-ı Kiram'ı hafife alan, Eshab-ı Kiram'ı aşağılayan
kafir olur buyuruyor. Aşağılayan kafir olur. Mesela şeyde Hanefi mezhebinde şeyhaine söven, yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer için şeyhain tabiri kullanılıyor kitaplarda. Bunlara sövmenin tövbesi kabul olmaz mı Hanefi mezhebinde? Ben merak ederdim ya, adam içki içiyor, Allah-u Teala inkar ediyor, müşrik olduğu halde hani tövbe ediyor, iman ediyor. Acaba niye kabul olmaz? Sonra baktım Ehl-i Sünnet alimler, mesela Abdullah Süveydi Hazretleri, Hak Sözü Vesikalar diye tercüme edilmiş. Orada da geçiyor, Eshab-ı Kiram kitabında da geçiyor bu ifade. Allah-u Teala böylelerine tövbe hatırına getirtilmez, tövbe edemezmiş. Tövbesi kabul olmazdan murat oymuş. Yani bunlara Cenab-ı Hak tövbe nasip etmezmiş. Allah-u Teala kıymetli yaratmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları veziri, arkadaşları, yardımcısı kabul etmiş. Kayınpederlik makamına yükselmişler. Yani sıhriyet konanıyla da akraba. Sen bunlara söveceksin. Hazreti Muaviye radıyallahu teala an hazretleri Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir. Vahiy katibidir. Sen dil uzatınca Peygamber Efendimiz eshar diye geçiyor. Yani hanım tarafından akraba olanlara. Onlara da aynı şekilde dil uzatılmaz. Eshab-ı kiramın hiçbirisine dil uzatılmaz. Hiçbirisine dil uzatılmaz. Ancak Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki hani birini öbürsünden daha çok sevebilirsin. O insanın elinde değildi. Cibirliydir. Mesela bazısı Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine muhabbet fazlası. Bazısı Hazreti Ebubekir'e, bazısı Hazreti Ömer'e, bazısı Hazreti Osman'a muhabbeti fazladır. Ama öbürlerine düşman olmamak hayır şartıyladır bu. Hazreti Vahşi de radıyallahu anh'dır ve sevilecektir. Ve Hazreti Muaviye de Eshab-ı Kiram'dır, Eshar'dandır, vahiy katibidir. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sen buna dil uzatınca İslamiyet dil uzatmış olursun. Çünkü vahiy katibi. Vahiy katibi. Kur'an-ı Kerim yazan o. Yazanlardan birisidir o. Ona dil uzatmışındır. Efendim işte Hazreti Ali ile savaştı. Doğru. Hazreti Ali kafir demedi. Kardeşlerimiz ifadesini kullandı. Kendi iştihatlarına uygun amel ettiler. Doğru, kendi iştahatlarına amel ettiler. Ehl-i Sünnet talimler de öyle bildirdi. Ve sonra mesela İslam tarihi kitaplarında biliyor ki o Sıffin Savaşı'nın mutlaka olması lazımdı. Onlar da biliyordu. Onlar aynı şekilde meydana geldi. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet talimleri Allah böyle şefaatlerine ayin eylesin. Hiç birini kötülememek, hepsini üstün bilmek lazım. Çünkü bir ölçü bildirmişler. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri defalarca tekrarlıyor. Daha sonra gelen, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, çok büyük alimlerden velidir. Ama Eshab-ı Kiram Alemdan Efendilerimizin en alt derecesindeki seviyesine çıkamaz buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri kendisi buyuruyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı herkese karşı iyi huylu olmalı. Muhammed Masumu Faruki Hazretleri Mektubat kitabında bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini şöyle bildirmektedir. Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını helalden kazanmak için çalışmalıdır. Bunun için ticaret, sanat yapmak lazımdır. Selefi Salihin hep böyle çalışıp kazanırlardı. Muhammed bin Salim Hazretlerine çalışıp kazanalım mı yoksa yalnız ibadet yapıp tevekkül mü edelim dediklerinde, tevekkül etmek Resulullah'ın halidir. Çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Çalışıp da tevekkül ediniz buyurdu. Ebu Muhammed bin Menazil Hazretleri çalışıp da tevekkül etmek bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır buyurdu. Yemekte içmekte adaleti, yani orta halde olmayı gözetmelidir. Gevşeklik verecek kadar çok yememeli, ibadet yapamayacak kadar da perhiz etmemelidir. Evliyanın büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Hazretleri, iyi ye, iyi çalış buyurmuştur. Sözün kısası, ibadet ve iyilik yapmaya yardımcı olan her şey iyi ve mübarektir. Bunları azaltanlar da yasaktır. Her iyi işte niyete dikkat etmeli, iyi niyet olmadıkça o işi yapmamalıdır. İslamiyete uymayanlardan, bid'at ve günah işleyenlerden uzlet etmeli, yani bunlarla görüşmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hikmet 10 kısımdır, 9'u uzlettir, biri de az konuşmaktır. Böyle insanlarla zaruret kadar görüşmelidir. Vakitleri çalışmakla, zikir, fikir ve ibadetle geçirmelidir. Eğlenecek zaman öldükten sonradır. Salih, temiz Müslümanlarla görüşmeli, onlara faydalı olmalı ve onlardan faydalanmalıdır. Lüzumsuz, faydasız sözlerle zamanı kaybetmemelidir.
Zararlı kitapları, gazeteleri okumamalı, böyle radyoları, televizyonları dinlememeli, seyretmemelidir. Evliyanın başka insanlardan nasıl ayırt edilebileceğini Muhammed bin Salim Hazretlerinden sordular. Cevabında, sözlerinin yumuşak, huylarının güzel, yüzünün güler, ihsanının bol olması, konuşurken itiraz etmemesi, özür dileyenleri affetmesi ve herkese merhametli olmasıyla anlaşılır buyurmuştur. Ebu Abdullah Ahmet Makkari Hazretleri buyurdu ki, fütüvvet demek, gücendiğin kimseye iyilik etmek, sevmediğine ihsanda bulunmak ve sıkıldığın kimseye güler yüzlü olmaktır. Az konuşmalı, az uyumalı ve az gülmelidir. Kahkahayla gülmek kalbi karartır. Çalışmalı fakat karşılığını Allahü Teala'dan beklemelidir. Onun emirlerini yapmaktan zevk duymalıdır. Yalnız ona güvenince o her dileği ihsan eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dilediğini verir ve bütün insanları buna yardımcı yapar. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Kendi çıkarlarının arkasından koşma. Ebu Muhammed Abdullah Raşi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala ile insan arasında olan en büyük perde, kendi nefsini düşünmesidir ve kendisi gibi aciz olan bir kula güvenmesidir. İnsanların değil, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmayı düşünmelidir. Aileye ve çocuklarına karşı tatlı dilli ve güler yüzlü olmalıdır. Onların haklarını yerine getirecek kadar aralarında bulunmalıdır. Onlara bağlanmak Allahü Teala'dan yüz çevirecek kadar olmamalıdır. Netice olarak iyi kötü herkese güler yüz göstermeli, fitne çıkarmamalı, düşman kazanmamalıdır. Hafız-ı Şirazi Hazretlerinin dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüzle ve tatlı dille idare etmelidir sözüne uymalıdır. Af dileyenleri affetmelidir. Herkese karşı iyi huylu olmalı, kimsenin sözüne karşı gelmemeli, münakaşa etmemelidir. Herkese yumuşak söylemeli, sert söylememelidir. Abdullah Bayal Hazretlerinin buyurduğu gibi, tasavvuf, namaz kılmak, oruç tutmak, geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir. Tasavvuf, insanları incitmemektir. Bunu başaran, hasıl eden, vasıl olmuştur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Sizin o birinci bölümde şey yaptınız. Şimdi bir kere Allah lafzını söylerken kitaplarda anlatılıyor. Mesela Saadet-i Ebedi de var. Allah-u Teala'nın isimleri bahsinde anlatılmış. Genel hüküm fıkıh kitaplarında Allah lafzı Celle Şanuhu anıldığı zaman yanında saygı ifade eden bir kelime. Teala, Celle Şanuhu gibi. Sübhanehu ve Teala gibi tazim ifade eden bir kelime söylemek vaciptir. Vacip buyuruluyor. Vacip. Bunun için de Saadet-i Ebedi'de buyuruyor ki dili Allahü Teala diye alıştırmalı. Allahü Teala diye alıştırmalı. O zaman otomatik olarak dil alışınca mesele bitiyor. Yani o saygısızlığı yapmamış oluyorsun. Bazılar bunu Allah Teala kendi kafasına göre, hatta orada Saadet-i Ebedi'de buyuruyor ki Allahü diye belirtmek lazım. Çünkü Allah Teala deyince he yutulur gider, çıkmaz. Ama demin işte bana göre ben olsaydım yapmazdım diye zihniyette, öyle çamur zihniyet ile ben bilirim orası Allah. Orada durulur falan filan, kafasına göre bir şeyler uydurur. Halbuki doğrusu Allah Teala. Peygamber Efendimiz'in de aleyhissalatü vesselam ismi şerifi zikredildiği zaman tazim ifade eden, aynı şekilde ifade eden, mutlaka saygı ifade eden bir kelime söylemek vaciptir buyuruyor. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, biz buyuruyorlar, radyoda olsun, televizyonda olsun, ondan sonra gazetede olsun, takvimde olsun, yani orası sığmaz semre, Peygamber Efendimiz deriz en şeyine,
Efendimiz deriz. Adam oturuyor. Peygamber dedi ki, peygamber şöyle gelmiş, peygamber bir gün gelmiş demiş ki. Hatta bazıları da o kadar edepsiz ki. Muhammed bir gün gelmiş, Muhammed demiş ki, kimi anlatıyorsa böyle alçak şerefsizler de var. Benim bahsettiğim de ve Hazreti Ayşe dedim size dilim varmadığı için. Ayşe diyor direkt. Tabii. Doğrudan doğruya isimleri zikrediyor. Alçaklık yani. Yani bunlar Allah Teala korusun leş kargası. Ve bunları din adamı diye dinleyen de onlar gibi olur. Dilini aynen alıştırır ve ondan sonra o saygısızlığı o tabi olduğu adamla beraber cehenneme gider. Hesabını da orada verir. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Amin. Efendim gelelim. Dinleyicimiz dedi ki çalıştığım yerde dedi işte dedikodu sebebiyle dedi işten çıkmak mecburiyetinde kaldım. Demek ki bir tanesi bunun canını çok yakmış. Ve ona dedi beddua ediyorum. Efendim sık sık çok kızıyorum falan. Doğrudur, ağrına gitmiştir. Nefsinin ağrına gitmiş olabilir. Ama kitaplarda buyuruyor ki yani devamlı sürekli beddua etmenin ona şeyi söz konusu değil. Allah-u Teala havale et ve kapat. Çünkü beddua ede ede diyelim ki 100 gram alacağın varsa bir beddua ettin 99'a düştü. Sonra 98, 97 indi sıfıra geldi. Bu sefer sen karşı tarafa tecavüz durumuna geçiyorsun. Yarın mahşer günü alacağım diye gidiyorsun bir bakıyorsun borç çıkıyorsun. Çünkü mizanda mahşer günü mizanda kılı kırk yararak hesap yapılır. Buradaki kendi kafamıza göre değil. Hani derler ya yarın mahşer günü hakkımı alacağım. Ya hakkın da senin nefsine göre kurulan aynı şekilde bir terazi değil orası. Orası ne hak, ne zulüm, ne adalet. Nasıl adalet? Yani mutlak adalet var orada. Mutlak adalet tecelli edecek. Senin düşüncem, benim düşüncem, senin görüşün, benim görüşüm değil. Melekler çok titizdir, tıkır 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 tıkır. Bunlar Allah-u Teala peygamberler tarafından bildirilmiştir. Bunu söylemek aynı şekilde gıybettir. Bu yalandır, bu namamlıktır. Tak 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 önüne koyacaklar hepsinin. Bunun cezası budur, bunun cezası budur. O bunu yapmış, sen bunu yapmışsın. Birbirlerini nötrledikleri var. Ondan sonra bir bakıyorsun, sen alacaklıyım derken borç çıkıverirsin. Beddua etmek Allah-u Teala'nın işine karışmak gibi bir şey. Yani ben öyle istiyorum. Şunun belasını bir ver artık yani falan noktasına geliyor yani insan. Haşa Allah-u Teala, emir eder onun da haşa. Böyle durumlarda herhalde en iyi şey Allah'a havale etmek. Allah-u Teala'ya havale ediyorsun. Hatta bir seferinde öyle söyleyince yayından çıkınca bir dinleyicimiz dedi sen dedi böyle dedi tamam dedi stüdyoda rahat söylüyorsun ama dedi, kolay mı dedi öyle dedi. Senin başına gelse sen de. Hakkını helal et. Valla yani ben bu yaşıma gelinceye kadar ben de çok aynı şekilde hakarete uğradım, zulme uğradım. Aleyhimde konuşanlar oldu. Bunlar dahil. Bana hakaret edenler dahil. Hepsini ben hakkımı helal ettim. Hepsini. Allah-u Teala aynı şekilde zaten onun cezasını verecek. Evet, o kurtuldu mu? Kurtulmadı. Ben kendimi kurtardım. Ben kendimi kurtardım. Mizanda beklemeyeceğim onu. Ama Allah-u Teala ona soracak. Sen bu kuluma hakaret etmiştin. Bu kuluma böyle böyle dedin. Bu kuluma iftira ettin. Gel bakalım. Ha adam hayattayken aklı başına gelse dese ki arkadaş ben sana hakaret ettim, iftira ettim. Ben yanlış yaptım, özür dilerim. Hakkın helal et. Öyle laf olsun de değil. Samimiyetle. Hani Fuday bin Yad Hazretleri ağlayarak, yalvararak aynı şekilde Yahudi'ye diyor ki şey yap falan. Yahudi bile aynı şekilde imana gelmiş netice itibariyle. Ve insandır ya. Yani bakar falan haddir helal ettim. Ondan sonra tövbe istiğfar etmen lazım. O zaman silinebilir. Yani hiç iz kalmaz. Ama ben hakkımı helal ettim de senin üzerinde o duruyor arkadaşım. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Dolayısıyla o kimse yarın mahşer günü önüne konacaklar ve canına da okuyacaklar. Canına da okuyacaklar. Orada gözler fal taşı gibi açılacak ama orada gözlerin fal taşı gibi açılmasının da bir kıymeti söz konusu olmayacak. Dolayısıyla hani dinleyicimiz Allah-u Teala'ya havale etsin. Yani şu anda ifadesi hala yani soruyu sorarken bile gergin. Benden beter olsun diyor yani şu anda. Gergin. Sen merak etme. Çünkü kitaplarda bir şey geçiyor. Bir mümin başka bir mümini bir kusurundan dolayı ayıplarsa eğer ondan aynı şekilde öğrenir, şey yapar, gider, helallik diler, özür diler, tövbe istiğfar ederse başına gelmez. Ama ayıpladı,
Hiç böyle hatırına bile gelmedi. Tövbe etmek, helallaşmak falan hatırına bile gelmedi. Aradan zaman geçer, o ayıpladığı hal kendi başına gelir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir mümin başka bir mümini bir kusurundan dolayı ayıplarsa, bu ayıplayan kimse o ayıbı yapmadığı müddetçe, başına gelmediği müddetçe ölmez buyuruyor. Yani mutlaka gelir. Ha, bizim anlamadığımız veyahut da anlamak istemediğimiz nokta, Allah Teala acele etmiyor ya. Bir şey olmuyor diyor ya. Biz hemen istiyoruz. Diyor ki yani ben dua ettim. Yanına kar kaldı. Yanına kar kaldı, öyle zannediyor. Halbuki öyle değil o. Emen abinin anlattığı bir şey var. Yani onu anlatmakta şu anda gene zaman zaman hep anlatıyoruz da, naklediyoruz da. Ama yeri geldi. Şimdi bir gün Musa Aleyhisselam Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor, adaletini görmek istiyorum. İnanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi diyor. İnanıyorum da diyor. Yani gözümle görüp yakinim artsın istiyorum. Allah-u Teala da kabul buyuruyor onun talebini. Git diyor, falan yerde bir kuyu var. O kuyunun diyor yanı başında çalılıklar var. Çalılıkların arkasına gizlen, olacak olanlara bak. Gidiyor çalılıkların arkasına, saklanıyor. Bakıyor bir atlı geliyor. Atlı atından iniyor. Kendi su içiyor, atını suluyor. Ata binerken o çalılıkların arasından görüyor. Ata binerken adamın belindeki para kesesi düşüyor. O zaman da paralar da altın, düşüyor. Musa Aleyhisselam bunu görüyor. Atlı çekip gidiyor. Fark etmiyor düştüğünü. Tam o sırada, o gittikten sonra bir çocuk geliyor kuyunun başına. Bir çocuk geliyor başına. Suyunu içiyor, bakıyor bir kese, keseyi alıyor, koyuyor cebine, gidiyor o da. Ondan sonra bakıyor yaşlı bir adam geliyor, sırtında çalı odun demetiyle geliyor. O demeti aynı şekilde koymuş, tam su içecek. Atlı da bir bakıyor ki, aa para yok. Orada düşürdüm diyor. Geri dönüyor. Geldiği zaman o yaşlı sırtında odun taşıyan adamı görüyor. Ben diyor biraz önce buradan diye geçtim. Benim diyor kese burada düştü, sen aldın. Ya görmedim ben. Aldın almadın, adamı döverken döverken adam ölüyor. Ondan sonra atlı çekip gidiyor. Allah-u Teala vahyederek Musa Aleyhisselam'a adaletimi gördün mü buyuruyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi hiçbir şey anlamadım. Çünkü diyor parayı alan başkası, öldürülen başkası. Ben diyor anlamadım diyor. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, o senin acıdığın yaşlı sırtında çalı deveti taşıyan adam, o çocuğun babasını o bir kese altın için öldürmüştü buyuruyor. Onu. Ya nereden nereye? Sen nasıl akıl edersin? Nasıl düşünürsün? Ne yapabilirsin? Bir de bir şey anlatılıyor. Gerçi bununla alakalı değil ama hatırıma geldiği için ondan aklediveyim. Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam bir gün sormuş. Böyle çok üzüldüğün, çok sevindiğin oldu mu bir kimsenin canını alırken? Oldu diyor ya Rabbi. Çok üzüldüğün diyor. Bir gün diyor emrin gereği diyor. Böyle diyor büyük bir nehir var. Karı koca bir tane de küçük çocukları var. İşte anne nehirden geçerken boğuldu gitti. Baba da aynı şekilde çocuğunu kucağına aldı. Tam şey yaparken baktı kendini götürecek çocuğu fırlattı. Kenara ittirdi. O da boğuldu gitti. Yani ikisinin de öyle emredildi. Çünkü çocuk da anasız babasız kaldı. Annesinin ve babasının ruhu nehrin içerisindeyken alınması emredilmişti. O zaman diyor çok üzülmüştüm diyor. Peki sevindiğin diyor. Bir tane de zalim, katlar böyle diyor. Herkese diyor şey yapıyordu. Onun ruhunu aldığım zaman da diyor çok sevindim. Peki diyor o kim biliyor musun diyor. Diyor ki bilmiyorum ya Rabbi. O kurtardığın çok üzüldüğün çocuktu o diyor. Kimler olmuş sonra? Ya çok üzüldüğün o çocuktu o. Dolayısıyla Allah-u Teala işlerine akıl ermez. Ve Cenab-ı Hak acele etmez. Hani bazen mesela ben Ahmet'i tokatlamışım da Mehmet tarafından tokat yiyorum. Hani bu anlattığım evet. Musa Aleyhisselam'da yiyorum falan. Ben buna bir şey yapmadım. Doğru, ona yapmadı da başkasına yaptın arkadaş. Başkasına yaptın. Allah-u Teala'nın adeti yine sebeplerle aynı şekilde. Azizün intikam. Doğrudan doğruya değil. Yine aynı şekilde. Mesela şeylerde anlatılmıştır. O Moğol istilasını ben hep okuyordum falan. Necmettin Kübra Hazretleri talebelerin hepsini batıya gönderiyor. Aman diyor batıya gidelim falan. Diyor ki efendim diyorlar niye gönderiyorsun? Doğudan diyor bir fitne geliyor.
dua etseniz yok diyor, kazayı mükrem kesin gelecek. Siz diyor bana izin çıkmadı. Ve Moğollarla çarpışarak şehit düşmüştür Necmettin Kübra Hazretleri. Mustafa Bey girdikleri yerler böyle çocuk, kadın, erkek demeden biçip biçip geçtiler. Allah-u Teala adab olarak gönderdiği için onlara yardım ediyor. Yani cezayı hak etti Müslümanlar. Cezayı hak edince o ceza kimin tarafına? İşte putperestler tarafı. Onlar da zannetti ki biz öyle güçlüyüz ki. Şimdi Moğolistan var da kimse inecekti. Hala altı yok. Bakan yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.